değeri %75'te yeterince yakın. Çalışacak, evet. Hadi. Yapma, yine aşırı yüklendi. Baba ikide konuk konuşmacısın, yolda mısın? Başkan yardımcısı Crane. Sabırsızlıkla bekliyoruz Brian. Gösteri başlasın. Emredersiniz. Oturun lütfen. Bugün huzurlarınızda dünyanın en gelişmiş savunma sisteminin perdesini açıyoruz. Uzaya yerleştirilmiş sınırsız enerjiye sahip bir müdahale sistemi. Doktor Jane Whitlow bize demonstrasyonunu yapacak. Teşekkür ederim. 2010'da yüksek frekansı engelleyici programımız inanılmaz bir bilimsel ilerleme kat etti. Yüksek frekanslı atılımlarla dünya manyetosferini nasıl etkileyeceğimizi bulduk. Amacımız iklim döngülerini etkileyerek küresel ısınmayla savaşmaktı. Ama potansiyeli burada kalmıyordu. Güneşin manyetosferini etkileyebileceğimizi keşfettik. Ondan muazzam bir güç alabilirdik. Bu sistemi kullanarak güneşe çok yüksek frekanslar göndermeye başlayacağız. Bu güvenli mi Doktor Whitlow? Hem de çok. Bu atım güneşin manyetik alanındaki yerel bir bölgeyi açacak ve sıfır risk potansiyeli olan A sınıfı bir güneş patlaması yaratacak. Peter, hazırız. Çalıştırıyorum. Dört, üç, iki, bir. Güneşten yayılan enerji şimdi uydu tarafından depolanacak ve uzayda hedef alınan nesneleri yok etmek için yönlendirilecek. Yörünge izleniyor. Güneş ışını çalıştırılıyor. Hazırız. Enerji depolanması için kalan süre 5, 4, 3, 2, 1. Şu anda maksimumdayız. Depo hazır. Sayın Başkan, Güneş'in sınırsız gücü bize ister başı boş bir füze, uydu veya göktaşı olsun her tür tehdide karşı silahlandırmış durumda. Bu testte hedef almak için Iskarta'ya çıkmış bir iletişim uydusu seçtik. Peter, hazır olunca ateşle. Hedefe kilitlenildi. İyon ışını çalıştırıldı. Tebrikler. Tebrikler bayanlar baylar. Biraz önce küresel savunmanın geleceğine tanık oldunuz. Bu harika gerçekten. Bir sorun var. Bir sorun var. Hayır komutanım. Siz sen hala. Ne oluyor? Hadi çabuk olun. Peter az önce ne oldu? Büyük bir sistem hatası. Uydu enerji depolarını boşaltıyor. Nereye? Nereye hedef aldı? Güneşi. Kapat onu hemen. Neler oluyor böyle? Uydumuz bir güneş fırtınasını ateşledi. Büyüklüğü? Uydular, elektrik şebekeleri, elektronikler, navigasyon sistemleri hepsi etkilenecek. Ne zaman? Yaklaşık 10 dakika sonra. Ne?
savunma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin veya yapacağın her şey mahkemede aleyhinde delil olarak kullanılabilir ve kullanılacaktır. Avukatla görüşme hakkına sahipsin. Hey, biraz yavaş ol. Anlaşıldı mı? Paran yetmiyorsa ücretsiz evet, atılacaktır. Evet, anlıyorum. Lanet olsun. Avukat çağırmak istiyor musun? Ödemelerini siz yapıyorsunuz, değil mi? Davis, fena değil bile denemez. Houston, üst araban berbattı. Suçluyu doğru düzgün kelepçelemedi. İkiniz de kaldınız. Kaldık mı? Evet, yani çuvalladınız. Ortağın hata yaptığında bedeli ikiniz de ödersiniz. Evet, toplanın bakalım. Sizi yarım saat sonra akademide göreceğim. Tamam. Bu gerçek bir olay olsaydı muhtemelen hayatımı kurtarmış olurdum. Evet, ama geçer not almayı tercih ederdim. Endişelenmeye başlamıştım. Ah, trafik berbattı. O kadar gecikmedin değil mi? 10,5 dakika geciktin. 10,5 dakika? Çocuklar, size evet. Meşhur bir bilim adamını takdim ediyorum. Doktor Michael Ranger. Pekala. Buraya sizlere yaptığım çalışmalardan ve bilimin neden harika bir meslek olduğundan bahsetmek için geldim. Pekala millet, trafik gürültüsü yok. Etraf çok sessiz. Her hafta bunu yapmaya gönüllü olmamın sebebi tam olarak bu. İkinci nedense egzersiz yapmak. Enerjik olup hızlı adımlarla yürüyelim. Tempo. Dikkat edin. Şunu hissettiniz mi? Bir sarsıntı mıydı? Tamam tamam, sakin olun. Herkes sakin olsun. Sokağa çıkın. Hadi çabuk. Çabuk sokağa çıkın. Hadi 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 hadi. Dikkat edin. Dikkat edin. Baba, sinyal alamıyorum. Ben de öyle. Bu sıradan bir deprem değildi. Dünyaya bir güneş patlaması çarptı. Şunu almama yardım et.
6,5 ölçeğinde bir depremdi. X9 sınıfı bir güneş patlaması için o kadar fena değil. Bir güneş patlaması depreme nasıl neden olabilir? Güneş patlamasının dış atmosfere uyguladığı darbe 1 milyar megaton TNT'nin gücüne eşitti. Kelimenin tam anlamıyla dünyayı ekseninde salladı. Doktor Whitlow, tam olarak ne yaptık biz? Kasırgalarda olduğu gibi diğer küresel tehditlerin de kategori sınıflandırmalarımız var. Kategori 5, küresel ekonomik etki. 6, toplum altyapısının tamamen çökmesi. 7, insan ırkının yok olması. 8, gezegenin yok olması. Bu felaket 5. kategoriye dahil. Pekala, şu an itibarıyla ülke çapında acil durum ilan ediyorum. Askeri uçuşlar hariç tüm uçakların hemen inmelerini istiyorum. Tüm askeri birimler alarma geçirilecek. Acil durum yönetim kurulunu ve iç güvenliği bulun. Merkezi haber alma müdürünü 20 dakika içinde oval ofiste bekliyorum. Pekala, bakın, ailelerinizin iyi olduğundan eminim. Telefonlar çalışınca ailelerinizi arayıp iyi olduğunuzu söyleyeceğiz, tamam mı? Bakın, çalıştı işte. Alo? Michael. Kerim'e ulaşmaya çalışıyorum, o iyi mi? Evet, o iyi, endişe etme. Ona iyi olduğumu söyle, onunla evde görüşürüz. Cep telefonu sinyalleri sapıttı çünkü. Bence bunun nedeni bir güneş patlamasıydı. Tüm elektronik sistemleri dağıtıyor olmalı. Cep sinyalini de tabii. Bütün elektronik sistemi. Şey, size ne oldu? Demin bir yolcu uçağının gökyüzünden düşüşünü seyrettik. Üzgünüm. Burası berbat. İtfaiye ve kurtarma ekibini bekliyorum. Dinle Beverly. Üstesinden gelebilirsin. Şimdi eve git. Karen'la en kısa sürede oraya geleceğiz. Sağ ol Michael. Gerçekten. Pekala. Hoşça kal. Annen iyi mi? Evet. Biraz sarsılmış, o kadar. Tamam. Evet. Tamam. Pekala. Önce aileleri arayalım. Evet, bu gece görüşürüz. Sevgili Amerikalılar, bugün Pasifik saatiyle 10:12'de Kuzey Yarımküre X sınıfı güneş patlamasına maruz kalmıştır. Bu beklenmedik olay bir dizi depremi tetikledi. Elektrik ve iletişim şebekesiyle birlikte ulaşımı da etkiledi. Bu güneş patlaması 48 saat boyunca dünyamızı etkileyecek olan jeomanyetik fırtınaların ilk dalgasıydı. Ama telaşa hiç gerek yok. Devletimiz ve asker altyapımız hiç etkilenmedi. Her şey kontrol altında. Evet tabii. Her şey kontrol altında dediklerinde dananın kuyruğunun koptuğunu bileceksin, değil mi? Tim'le mi yazışıyoruz? İstatistiki açıdan bakacak olursak polis evliliklerinin %75'i boşanmayla bitiyor. %19'unda aile içi şiddet var. Şaka mı yapıyorsun? Ya, istatistik yalan söylemez. Yani başarılı bir evlilik şansın %6'ya denk geliyor. Baba, istatistikleri keser misin? Ben Tim'i seviyorum. O bu gezegendeki en iyi, en saygılı adam. Tamam, peki. Sadece senin için endişe ediyorum. Endişelenmene gerek yok. Başımın çaresine bakabilirim. Babana ulaşamadım. Ben arkaya bakayım. Ben de göle bakayım. Tamam. Valim! Valim! Sayın vali! Merhaba. Anlaşılan başınız kesilmiş. Söylesene, neden bana valim deyip duruyorsun? Peki, bundan sonra sana vili derim.
Burada. Baba. Çalışma odasında. Baba. Merak etme, iyileşecek. Öyle aptal aptal dikilme. İhtiyarın kalkmasına yardım et. Ha? Ha? Pekala. Hadi bakalım. Oh. Tamam. Neyse ki. Geri döner dönmez tüm verileri NASA'ya gönder. Brian, bu iş kontrolden çıkmış gibi. HDF programı asla aceleye getirilmemeliydi. Bu belirlenen tarihte yetişmesi gereken bir hesaplanmış riskti. O kadar. Doğru yapılandırmadan hesaplandı. Ekibimi protokolü çiğnemeye ittin. Hatalar yapıldı ama artık ileriye bakmalıyız. Bunu düzelteceğiz. Umarım daha çok insan ölmeden düzeltiriz. İşte oldu. Siz de hissettiniz mi? Evet. Bir güneş patlaması daha geldi. Bu ne zaman bitecek? Merhaba. Jack! Gelmene çok sevindim. Her şey yoluna girecek. İçeride haberler nasıl Jack? Güneş patlaması. Kötü bir şey ama daha önce de görmüştük. En çok 48 saat sonra her şey normale döner. Bu kadar kuvvetli gelen bir güneş patlaması 2 gün içinde son bulmaz. Paniği önlemek için yalan söylüyorlar. Eski kocan komplo delisine benziyorum. Sen de tipik bir senatör yancısı gibi konuşuyorsun. Her ne olursa umarım kötü kısmını atlatmışızdır. Üzgünüm. Ama daha yeni başlıyor. Manyetik alanlar rayından çıkıyor. Kuşlar ölüyor. Uçaklar gökten düşüyorlar. Varsayımlar. Jack... Bugün gördüğüm şeyler... Korkunç bir trajedi ve berbat bir tesadüftü. Bir düşün Beverly, güneş patlaması Michael'ın dediği kadar kötüyse neden gökyüzünden 300 uçak düşmüyor? Çünkü şu anda elektromanyetik atım cepleri rastgele belirip hızla kayboluyor. Sonunda atmosfer doyum noktasını aşacaktır. Her elektronik cihaz etkilenecek. Tamam, belki de aşırı tepki veriyoruz ha? Şimdi en önemlisi hazırlıklı olmamız. Şehre inip en az 1 aylık yemek ve su stoklamalıyız. 2 günlük bir fırtına için mi? Cidden, cidden. Kime inanacağız? Dünyadaki en büyük zihinlerle beraber çalışan ABD başkanına mı yoksa rezil bir bilim adamına mı? Benden bu kadar. Hadi Michael, malzeme almana yardım edeyim. Alışverişte iyi eğlenceler. Jack Hiltroft. Evet senatör, hatta yine bağlandık. Jack bir senatör yardımcısı. Ne olduğunu biliyor. Benim babam da solar fizik doktorası olan bir bilim adamı. Bence neden söz ettiğini biliyor anne. Tabii efendim, elimizden gelen... Evet, bağlantı bildirini kopyaladım. Pekala. Neler oluyor? Bu iş kötüye gidiyor. Savunma Bakanlığı bizi uydu takibine aldı. Güneş patlaması mı? Uyduları yörüngeden çıkarıyor, hızlı bir şekilde. Darbeye 5 saniye. M sınıfı güneş patlaması, bunu hissedebiliriz. Harika. NASA risk altındaki uyduların konumlarını istiyor. Çaresizler. Kaç uydu yörüngeye girdiğinde tamamen yanıp kül olacak şekilde tasarlandı? Birkaç küçük model parçalanır ama sıradan iletişim uyduları 5 tondur. Öyle bir kütle dağılmaz. Yani yaklaşık 3500 uydu ateş topuna dönüşmek riskine sahip. Teknik olarak kullanılmayanlar da dahil 10.000. Uzay istasyonuyla temas kurun. Ne tür bilgilere sahipler bakalım. İlgileniyorum. Pekala, bunun yörüngesini. Londra'ya doğru düşüyor. Doktor Whitlow. Bilgi verildi mi? Biraz önce. Brian, kalabalık bölgelere düşen uydularımız olacak. Bu işi hafife almış olabiliriz.
Birazcık aşırı tepki veriyor olamaz mıyız? Güvenin bana valim. Birkaç gün sonra minnettar olacaksınız. Merhaba, Doktor Ranger. Valim. Kim? Memur Davis. Bu şeyler de ne böyle? Neden bir işe yaramıyorsun? Olur. Michael'a karşı kendimi kaybettiğim için üzgünüm. O adam sinirime dokunuyor. Jack, bugün gördüklerimden sonra... bakış açım değişti diyebilirim. Hayat kin gidilmeyecek kadar kısa Jack. Bunu unutmalısın. Biliyorum. Haklısın. Merhaba Tim. Merhaba. Sizinkiler iyi mi? Evet, iyiler. Merhaba. Ne oldu? Bunu hepiniz görmelisiniz. Londra'dan bir video. Londra? Evet. Aman Tanrım. Bir tür alev topu. Binbini yerle bir etti. Alev topu değil, gördüğünüz şey güneşin yörüngesinden çıkardığı bir uyduydu. Bu şey olmaya devam etti. Evet. Olacağını neden göremediler? Görmüşlerdir. Uzak iklim merkezi bu şeyleri günler öncesinden görür. Bir şeyler oluyor. Ne gibi? Güneş fırtınası verilerini inceleyene kadar bilemem ama şimdi elimize çabuk tutalım. Kamyoneti boşaltmayı bitirelim. Ben çiftliğe geri döneceğim. Jeneratörü ve malzemeleri... Ben de garajdan eski radyomu alıp acil yardım çantasını arayayım. Bu iyi. Jack, özel yönlendirmeli iletişim servisi hakkında ne biliyorsun? EARES mi? Açık internet ve cep telefonlarından bağımsız güvenli bir devlet kanalı. Gizli askeri uyduları kullanıyor. İnternet ve cep telefonu hizmeti her an kesilebilir. O donanım sayesinde bağlı kalın. Hemen ofise gidip bir giriş şifresi çıkartacağım. Çok endişelendim. Ben de. İyi misin? Dışarısı çok korkunç. Seni koruyacağım. Tim, ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyordum gerçekten. Hayır, onu kastetmedim. Şimdi ne yapıyorsun dedim. Ne istersen yaparım. Güzel. Jeneratörü ve malzemeleri almama yardım etmen gerekiyor. Tabii, tamam. Galiba askere alındım. Sorun yok, seni ısırmaz. Emin misin? Hey! Bütün gün bekleyemeyiz. Tamam. Londra darmadan. Birleşmiş Milletler münferit bir olay diyor. Şu ana kadar 18 münferit olayımız oldu. Gerçeği söylemeye ne dersin? Paniği arttırmak için mi? Hayır, sağ ol. İlgileniyoruz. Uzay istasyonunda dahil orta ve alt yörüngedeki tüm uydular kapanıyor. Uzay istasyonu da buna dahil. O şey futbol sahası büyüklüğünde Brian. Atmosfere girerken parçalanacaktır. Enkazı okyanusa düşecek şekilde kontrollü yörünge girişi yapabilmek üzere tasarlandı ama... şimdi elektromanyetik alanı tehlikeye girdi tabii. Dünyaya bir nükleer patlama gibi çarpacak. Bu ne işe yarıyor? O şey... mevcut olan tek taşınabilir yüksek frekanslı engelleyici. Yüksek frekanslı engelleyici mi? Manyetosfere yüksek frekanslı atımlar gönderiyor. Neden? İklimi değiştirebilmek için, küresel ısınmayı tersine çevirir. Bu sen misin? Karen onu 5 yaşındayken çizmişti. Ver şunu. Teşekkür ederim. Benzin tenekeleri köşede, jeneratör de arkada. Gübre çuvallarının yanında. Tabii orada. Hı-hı. Aman Tanrım. İnanamıyorum. Her şey yolunda mı? Uydu güneşi hedef alan yüksek frekanslı bir ışın saptamış. Patlamayı tetikleyen o olmalı. Kendi uydun mu var? Sayılır. Teknik olarak ıskartaya çıkmıştı. Güneşi kim hedef alır ki? Bu kötü. Çok kötü. Çok kötü. Boston dışındaki bir HDF tesisinden gönderilmiş. Vay canına. Bunu başka kim biliyor? EHF atımlarını izleyen tek sivil benim. Devlet işi olmalı. Üzerini örtüyorlar. Aç şunu Jane.
Pekala, plan değişikliği, yüklenelim mi? Başka bir yere gidiyoruz. Tamam, ne yapacağız? Çok soru soruyorsun değil mi? Ben polisim. Daha öğrencisin. Gidelim. Ah, Jake. Merhaba. İyi zamanlama. Cep telefonları kesildi. Kablo şebekesi çöktü. Karen, bunu baban arar. Anahtar. Nasıl çalışıyor? USB girişine takınca kendiliğinden bağlanır. Tamam. Sevgili Amerikalılar, güneş fırtınasının bu beklenmedik büyüklüğü ve yoğunluğu alçak uyduları etkiledi. Bazıları atmosfere girerken yanıyor. Maalesef bazıları yıkıcı sonuçlarla dünyaya ulaşıyor. Bugün Londra'da yaşanan büyük patlamanın nedeni de yörüngeden çıkan uydulardan biriydi ve... Kesildi. Ofise geri dönmeliyim, ortalık karışık. Tamam. Dikkatli ol lütfen. Olacağım. Anne, neredeler? Kimliğinizi görebilir miyim efendim? Evet. Sivil bilim adamıyım. Doktor Vito arkadaşımdır. Bu da meslektaşım. Hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Pekala. Kendini neye bulaştırıyorsun? Sakin ol. Doktor Vito Alaska'da çalışırken ortağımdı. 3 yıl önce araştırmanı orada sabote etmemiş miydin? Şey, Karen bu konuda bir şeyler anlatmıştı bana. O bir ahlaki karardı. Fazla kurcalama derim. Teşekkür ederim. Doktor Whitlow'dan alınmış bir randevunuz yok. Bu da ne demek? Lütfen bölgeyi derhal terk edin. Hayır, beni iyi dinle. O güneş patlaması tüm insan ırkını tehdit ediyor. Efendim, sizden bir daha rica etmeyeceğim. Dinle. Hadi Doktor Ranger, tamam gidelim. Bizi herkes bekliyor. Arkamı dönüp gidemem. Bu sorunlara neden olan HDF programını yaratan adam benim. Ne dediğini duydum. Bizi almayacaklar. Başka bir yolu ol. Şu nöbetçileri bir geçebilseydik. Ne? Biz mi? Evet. Bunu yalnız yapamam değil mi? Sen kanunu çiğnememi istiyorsun. Ben polis akademisindeyim. Birkaç gün sonra kanun filan kalmaz. Kulağa ne kadar delice geldiğinin farkında mısın biliyorum acaba? Ama iş kötüleşiyor. Bir şeyler yapmalıyız. Hemen. Evet. Hadi. Gördün mü, zor olmadı. Birine elektrik çarpıncaya kadar. Şimdi ne yapacağız? Doktor Whitlow'u bulacağız. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Hemen yere yat. Doktor Vitoğlu'la görüşmeye geldik. Yüzüstü yere yatın. Hadi. Elleriniz başınızın arkasına. (Gülüyor)
Düşen birçok uyduyla ilgili haberler geliyor. Atina, Kahire, Mumbai. Roketlerimiz Maui ve Teksas'taki düşüşleri engelleyemedi. Biri bunu bana açıklar mı lütfen? Kim olursa. Güneş fırtınası askeri sistemleri tehlikeye atacak kadar güçlendi efendim. Çin işbirliği yapıyor mu? Evet efendim. Rusya, Britanya, Fransa, Kanada ve Avustralya'da. Ama ne yazık ki onların karşı taarruz sistemleri de etkilendi. Üzerimize kaç uydu düşecek peki? Yüzlerce. Kategori 6 tehdit düzeyindeyiz. Ve o şeylerin üzerimize düşmesini engelleyemiyoruz. Üzgünüm efendim. Uzay istasyonu. Yörüngeye giriyor. Nerede, ne zaman? İzliyorum. Hadi Peter, konumu gerekiyor. Chicago'ya düşecek. NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşmalıyım. Brian Lee. Bağlayın. Brian, 52 dakika sonra uzay istasyonu Chicago'ya düşecek. Patlama tüm şehri silip süpürecek. Resmi yetkilileri tahliye etmeliyiz. Resmi yetkilileri mi? Bir saat içinde orada 2.7 milyon insan ölecek Brian. Elimizden başka bir şey gelmez. Çok geç. Beni ikna etmene izin vermemeliydim. Haneye tecavüz ve izinsiz girişle suçlanacağım. Bu kaydıma geçemez. Akademiden atılacağım. Evet, kendine iyilik yapmış olursun. Bu büyük bir sarsıntıydı. Boston'da birkaç mahalleyi harabeye çevirdi. Şimdi de Amerika'da görülmüş en büyük felaketlerden biri yaklaşıyor. Chicago şehir merkezi tamamen yok olacak. Ulusal Güvenlik Merkezi... Anne, tam 4 saat oldu. Bir şey olmuş olmalı. Belki de motorda sorun çıkmıştır. Malum babanın kamyoneti güvenli sayılmaz. Haklı. Ve babam beni delirtiyor ama aynı zamanda tanıdığım en becerikli adam. Ve Tim'le beraber... Her şeyin üstesinden gelebilirler. Biliyorum. Yine de sabredemiyorum işte. Çok yoruldun tatlım. Biraz uyu. Nöbetleşiyoruz ha? Tamam. Denirim. 2 saat sonra uyandırırım. Bu senin hatan değil. Aa, olamaz. Ne? Güneş. Güneş yüzeyindeki kara lekeyi görüyor musun? Evet. O iyon ışığıyla yarattığımız güneş lekesi. Artık uçtan uca 100.000 kilometreyi buldu. Dünyadan 4 kat daha büyük. Peki ne olacak? Bir C sınıfı patlama daha mı? Hayır. Devasa bir manyetize olmuş radyoaktif bir parçacık bulutu oluşacak. Görmüş olduğumuz en büyük taş küre kütle atımı.
Yörünge hesaplıyor. Doğrudan kuzey yarım küreye çarpıyor. Tahmini varış süresi 7 saat 22 dakika. O verileri hemen çıkar. Venus'a çarpışma simülasyonunu hazırlasın. Bundan daha beter ne olabilir ki? Fırtınayı unut, uyduları da unut. Dünyaya doğru gelen bir taç küre kütle atımı var. Başkan için önlem senaryoları hazırlamalıyız. HFD seçeneklerinden biri olabilir. Peter, Doktor Ranger'ı getir. Doktor Ranger mı? Zaten burada. O adam bir daha bir devlet tesisine adım bile atsa onu vurduracağıma yemin etmiştim. O hala tanıdığım en zeki adam. Brian, bu taş küre atımı gezegendeki tüm yaşamı silebilir. Dünyadaki en parlak dahiler durdurmanın yolunu arıyor. Michael Ranger'a ihtiyacımız yok. Kusura bakma ama başkanla görüşmeliyim. Merhaba Michael. Meşgul müsün? Arkadaşın kim? Kızımın erkek arkadaşı. Tim Davis. Burada ne iş var? Burada sence ne işim var? Bu güneş patlamalarını HFD programı yarattı değil mi? Düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki nasıl gidiyor? Yardımın gerekiyor. Gerçekten mi? Yardımım gerekiyor. Şuna bir bakabilir misin lütfen? Kayda geçmiş en büyük taç küre. Ve doğruca dünyaya geliyor. Kulağa kötü geliyor. Çok. Darbe çok yıkıcı olacaktır. Hepsi Jane ve kitle imha silahları sayesinde. Buna o silah neden oldu değil mi? Biliyordun. O programı neden yok ettiğimi biliyordun ama gidip bir silah yaratmayı seçtin. Değil mi? Bitti mi? Şimdilik. Bak. Bu işte hala herkesten çok bilgi sahibisin. Lütfen bunu durdurmamıza yardım et. Ne yazık ki Doktor Ranger'ın HFD tesisini yok ettiğine dair itirafı dışında bize sunacağı bir şey yok. Sayın Bakan, sizi sevmiyorum. Yaptığınız işi ve temsil ettiklerinizi de sevmiyorum. Ama Jane haklı. Bana ihtiyacınız var. O yüzden hizmetinizdeyim. Evet öyle. Doktor Vito, başkana briefing verilmeli. Bir seçenek daha var. Üzgünüm. Ben de öyle. Hemen Doktor Vito. Gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Başkanım, küresel tehlike seviyesi şu anda 7'de. Tüm insanlık yok olmanın eşiğinde yani. Aman tanrım. Darbeden önce onu durdurmanın bir yolu olabilir efendim. Nükleer reaktörlü bir derin deniz uydusu. Kalkanları sağlam. Onu taç küreye doğru yönlendirip patlatabiliriz. NASA patlamanın plazmayı dağıtacağına inanıyor. Brian, bunu derhal gerçekleştirmen için yetki veriyorum. Buradan koordine edeceğiz. Yakında görüşürüz. Ekibin işe başlasın. NASA'ya derhal konumlandırma verisi lazım. Baba, Tim. İyi misin Karen? Evet.
gece neredeydiniz? Babanla beraber nezarette. Ne? Uzun hikaye. Jack şu haberleşme anahtarını aldı mı? Güzel. Hadi çok fazla işimiz var. Çarpışmaya son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Durum nedir? Kütlede %2.4 azalma oldu. Rotada sapma yok. Ne? Patlamayı emdi. Başka bir seçenek olmalı. Üzgünüm efendim. Şu zaman diliminde yok. Sevgili Amerikalılar. Dünyamız en büyük tehditle yüzleşmek üzere. Yaklaşık 3 saat sonra gezegenimize bir taş küre kütle atımı çarpacak. Yani güneşten kopan devasa bir bulut. Bu çarpışma ozon katmanını yok edip bizi ölümcül mor ötesi ışınmaya maruz bırakabilir. Bu felaketi engellemek için her yolun denendiğine dair sizi temin etmek isterim. En azından etkisini azaltabilmeyi umuyoruz. Bu benzersiz felaket sırasında alabileceğiniz bazı önlemler var. Bodrumlara, metrolara saklanın. Yer altındaki her yer olabilir. Mümkün olduğunca çok su ve gıda götürün. Ve en önemlisi, sevdiklerinizden ayrılmayın. Bu tehditle beraber yüzleşeceğiz. Biz Amerikalıyız. Biz cesuruz. Biz güçlüyüz. Ve galip geleceğiz. Tanrı her birinizi korusun. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun. Teşekkür ederim. Dünyanın sonu gelecekse yapalım şunu. Evlenelim. Sen ciddi misin? Evet. Hem de hemen. Kendin mi yaptın? Evet. Keşke daha güzelini alabilseydim. Bence çok güzel. Sığınak operasyonu çok gizli bir projedir. Yıllardır böyle bir felaket için geliştiriliyor. Amerika'nın dört bir yanındaki yeraltı tesisleri doğrudan Beyaz Saray sığınağına bağlanıyor. Burası aynı zamanda komut iletişim merkezi olacak. Burada sadece 150 bin kişilik yerimiz var. Sadece kilit resmi ve askeri yetkililer ve toplumun kurtulması için gerekli bir grup uzman ve taciri kabul edebileceğiz. Eğer bu odadaysanız listedesinizdir. Ailelerinizi toplayın. Çabuk. Beverly. Bev. Beverly. Hemen çantanı topla, önemli şeyleri al, gidiyoruz. Gidiyoruz da ne demek? Sığınak operasyonu. Neymiş o? Bu resmi bir yeraltı barınağı. Kullanıldığını göreceğim hiç aklıma gelmemişti. Git Karen'ı al. Ya komşularımız ve arkadaşlarımız? Beverly. Onlar listede yok. Bunu tartışacak zamanımız yok. Michael'la Tim ne olacaklar? Hadi. Karen. Karen gitmiş. Onu aramalıyız. Ben. Zamanımız yok. O benim kızım. Onu almadan gitmeyeceğim. Git bul onu.
Dönerse diye ben bekleyeceğim. 40 dakika. Onu 40 dakikada bulmazsam buraya dönüp William'ı alıp gideceğiz. Jack, bulun onu. Benim için dönmeyin. William. Yerimi Tim'e verin. Hadi. Michael, engelleyici sisteme nasıl girdin? Tim'i yüksek frekanslı engelleyici hakkında haklıydın. Bunu durdurabilirim. Artık çok geç. Tesis kapatıldı ve tahliye ediliyor. Hayır. Hala bir şans var. Püf noktası yüksek frekanslı engelleyici kalkan olarak kullanılmalı. Neden bahsediyorsun sen? Simülasyonu çalıştırdım. Taç küre negatif yüklü parçacıklar. Bu aletle dünyanın manyetik alanını negatif yükleyebilirsek birbirini iten iki manyetik kutup gibi olacaktır. Dünya onu savabilir. HFD negatif yüklü frekans atımı olmadan bunu yapamaz. Yerel kalır. Bölünmemiş bir ışın olursa başka. Üstel olarak katlanacaktır. Ama sistem bunun için tasarlanmadı. Yeniden düzenlenmesi gerek. Ha, denemeye hazırım ben. Sistem parolan Bitlock 2464. Güvenlik şifresi Alfa 6832. Evet, anladım. Michael, sadece 2 saatin var. Endişe etme, idare ederim. Toplanın. Gidiyoruz. Dur. O da neydi? Tim öğretmişti. Ne? Silah kullanmayı öğrenmek istemiştin. Bunu duymak bile istemiyorum. Bu da neymiş? Bilmiyorum ama kötüye gidiyor. Güneş patlaması. Bu bir X sınıfı olabilir. Neden duruyoruz? Çünkü o güçlü elektromanyetik dalganın bujileri bozmasını istemiyorum. Ne oluyor? Sıkı dur. Jake! Ben... Şaka yapıyorsun değil mi? Aküyü bitirmiş olmalı. Yeni bir akü almalıydık. Vurdurmamız gerekiyor. Hadi şimdi ikinci vitese tak. Bir oydu daha düşüyor. Yakınımıza düşecek. Debriyajı pompala. Pompala. Hadi şunu pompala. Çalışmak üzere. Ne zamandır bu durumda? Belki 1 saattir. Bir trafik kazası geçirdik. Bey, tüm personel aşağı için lütfen A istasyonuna gidin. Ailenizden başka gelenler var mı? Kayıtlı tüm personel başlamak için lütfen A istasyonu. Bay Hillcroft. Hayır, sadece karımla ben. Onu revire götürelim. Kaldı. Bilmek istemiyorum. 40 dakika. Ve teoride ionosferin negatif yüklenmesi 10 dakika sürer. Teoride mi? Hala sisteme bağlı uydular var. Evet, taç küreyi takip ediyor. Evet işte. Ne yapacağım? Bizi geri sayım hakkında bilgilendir. Pekala. Hedefi ayarlıyorum. Ionosferde geniş dağılım. 1000 kilometre. Maksimum yoğunluk. Tamam. Şimdi güvenlik sistemini aşacağız.
Kutuplaşma kondansatörleri es geçilecek. Jeneratörleri doğrudan anten hattınla birbirine bağlayacağız. Bu dalgalanan bir atım yerine daimi negatif yüklü bir ışın sağlamış olacak. Jeneratörleri nasıl bağlayacağız? Hızlı bir şekilde. Pekala. Tim, alet çantanı getir. Umarım ne yaptığını biliyorsunuz. Çocuk oyuncağı. Pekala, şimdi içeri girerken bir raf dolusu siyah kablonun yanından geçmiştik. Onları alıp jeneratörleri birbirine zincirleme bağlamanı istiyorum. Zincirleme bağlayacağız. Evet, jeneratörleri birbirine bağlayacağız. Böylece devasa bir jeneratör olacak. Anladım. Kımılda. Sığınak operasyonu tamamlandı. Bu sığınak artık diğer dört tesise bağlı. Ya Taçgür'e? Ulaşmasına 24 dakika var. Sığınağı kapatın. Geriye jeneratörleri sisteme bağlamak kaldı. İzolasyon bileziği sıkıştı. Bir an önce atsak iyi olacak, hadi. Gevşemiyor. Acil. Baba, frekans ışınının başlamasına 30 saniye kaldı. Çok parazit var, seni duyamıyorum. Bu uğultu da ne? Çalışmaya başladığı için çıkıyor. Onu bağlasak da bağlamasak da 1 milyar watt elektrik salar. Baba, duyabiliyor musun? Yüksek frekanslı engelleyici çalışmak üzere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baba, baba beni duyabiliyor musun? Tamam. Hadi gidelim buradan. Baba bir şey söyle. Kaç. Hadi koş. Koş. Çalışıyor. Kesintisiz bir ışın. Sistem bunu sürdürebilir mi? Umarım tatlım. Atmosfer negatif yükleniyor. %23. %42. Lütfen işe yara. Bu engellemeye yetecek mi? Ucu ucuna olmadı. Bakın siz gitmelisiniz. Ne? Neden? Işın en sonuna kadar hiç kesilmemeli. Taçgür'e geldiği zaman ışından kaynağına doğru bir geri tepme yaratacaktır. Baba, hiçbir şey anlamıyorum. Geri tepme mi? Enerji yüklemesi mi? Bu ışını yok edecek. Ben kalıp devam etmesini sağlayacağım ama siz gidin. Fazla tehlikeli. Seni kesinlikle yalnız bırakmam. Bu işte beraberiz baba. Gel, gitmeliyiz. Hayır, seni bırakmıyorum. Dinle. Karen, ben arkanızdan geleceğim. Kurtulacağım. Taçgür'e teması 5, 4, 3, 2, 1. İşte geliyor. Thank you.
Taş küreye ne oldu? Solar radyasyon %12. Termosferi ancak 150 kilometre nüksetti. Kayıp var mı? Hayır. Atmosfer tek parça halinde. Şükürler olsun kurtuldu. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Patlamadan bayılmış olmalıyım. Yardım et. Tamam. Tamam. Başardın. Sen dünyayı kurtardın. Evet. Evet. Biraz öyle oldu değil mi? Hesaplarım işe yaradı. Ama savunma bakanının buna sevineceğini sanmıyorum. Seni eve bırakalım. Yaralanmışsın. Ben iyiyim. Eve dönmene çok sevindim. Bebeğimizi eve getirdin. Evet. Kötü bir kesik. Başına ne oldu? Ucundan atlattık ama sonunda kurtulduk. Şükürler olsun. İyi misin? Savaştan çıkmış gibi görünüyorsun. Sıcak bir duşun halledemeyeceği bir şey yoktur değil mi? Babam bu gece dünyayı kurtardı. Hayır canım. Bir içki için gelsen. Hayır sağ ol. Kutlayalım ama laboratuvara dönmeliyim. Siz olmadan başaramazdım. Siz ikiniz. Teşekkürler. İyi geceler. Biraz dinlenin. Sağ ol. Size bir jeneratör borçluyum. Teşekkür ederim. Hey. Bir şeyler içelim. Evet, evet. Hadi eve gelin. Hadi eve gidip bir şeyler içelim. Sevgili Amerikalılar, bu gece bir mucizeye tanık olduk. Bir felaket savıldı. Varlığımızı tehlikeye düşüren taş küre kütle atılımı dünyanın İyonosferi tarafından durduruldu. Güneşimiz dengesini bulurken güneş fırtınası 2 gün içinde sönecek. Artık güvendeyiz. Hasar tamir edilecek. Evler yeniden yapılacak. Yeni uydular gönderilecek. Büyük ulusumuz artık eskisinden daha da güçlü olacak. Arkadaşlarımız ve müttefiklerimizle bizi daha iyi bir yarın bekliyor.
resmileştirmeyi çok isterim. Düzgün bir yüzük almaydı. Buna ısınmaya başlamıştım. Hey, şuna baksana, pusulan delirdi. Çok tuhaf. Aman Tanrım. Sen yaptın değil mi? Yine. Hesaplamalar işe yaradı ama taç güreyi durdururken... Manyetosferin yapısını tehlikeye attı, biliyorum. Raporlar yağıyor ama hala fırtınanın etkileriyle uğraşıyoruz. Normal kaynaklarımızın %10'uyla çalışıyoruz. Burada analiz edebildiğimi ederim. Bu sırada... Michael, ne oluyor? Michael! Ne oluyor? Bırakın beni! Bırakın! Michael! Hala dönüyor. Bunu sevmedim. Bir şeyler oluyor. Bu da neyin nesi? Hayzer, çok güzel. Bu çok ters. Bu devi Aurora Borealis. Tim, bu iş bitmedi. İstatistik olarak yüzümü kırmaktansa elini kırma ihtimalin daha yüksek. Doktor Ranger, bana bunu neden yapıyorsun? 300 milyon dolarlık bir resmi tesisi yok ettin. Sen bir devlet düşmanısın. Ne? Evet, HDF programını yok etmek bence buna değerdi. Sence? Sonuçta dünyayı kurtardık. Ne yazık ki bu iddianı destekleyecek bir veri bulamadık. 3 yıl önce o küçük arızanla başımı çok ağrıttın. Bu bir daha tekrarlanmayacak. Ülke berbat halde ama sen kişisel intikam peşindesin. Sen de bu ortama alışmalısın Doktor Ranger. Çünkü devlet düşmanlarını yargısız, sonsuza dek tutma hakkım var. Sevgili Amerikalılar, bugün gücünüz ve cesaretinizden aldığım gurur ve alçak gönüllülükle buradayım. Bu büyük ülkenin cesur vatandaşları karşımızdaki tehlikenin karşısında hiç görmediğimiz kadar dik durdular. Dostlar, akrabalar, komşular, yabancılar tek bir amaç için bir araya geldiler. Kurtulmak için. Ne yazık ki ölenler ve kaybedilen yuvalar oldu. Ama şu anda yeniden kuruluyorlar. Bu bir daha olacak mı? Bu büyüklükte bir güneş patlamasının tekrar yaşanma ihtimalinin trilyonda bir olduğu konusunda bana teminat verdiler. Bitti. Söz verdiğimiz gibi ülkenin dört bir yanındaki sığınaklar yiyecek, su, barınak ve tıbbi yardım yapıyor. Şimdi sizden şunu istiyorum. Sabrınıza ve anlayışınıza ihtiyacım var. Bunlardan biraz verebilir misiniz? Evet. Harika. Evet. Çok yaşa. Evet. Harika. Çok iyi. Harikasınız başkan. Bravo. 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 Bay canına. Burası bravo. Çok sıcak. Gururların. Cesaretiniz şeref madalyalarınız olsun. Sizi selamlıyorum. Tanrı bizi korusun. Sakin olsun. Sakin olun. Sadece bir avcı sarsıntı. Geçecek. Ayağa çekiyor.
Senin için ne yapabilirim Jane? Brian, neden telefonlarıma dönmüyorsun? Sana ulaşmaya çalışıyordum. Çok meşgulüm. Hepimiz meşgulüz. Aklında ne var? Doktor Ranger'dan birkaç saat önce telefon geldi. Manyetosfer için endişeliydi ve haklı da parçalanıyor. Tam olarak neden bahsediyoruz? Kısa vadede iletişim ve navigasyon sorunları, uzun vadede solar radyasyon bombardımanı. Bundan emin misin? Eminim. Ve bir şey daha var. Onunla telefondayken birinin saldırdığını duydum. Bence kaçırılmış olabilir. Doktor gözaltına alındı. Ne? Bir resmi tesisi yok etti Jane. O bir devlet düşmanı. O adam dün gece dünyayı kurtardı. O konuda bir kanıt yok. Şansımız yaver gitti. Şansımız yaver filan gitmedi, bunu biliyorsun. Brian, onun uzmanlığına ihtiyacımız var. Nerede o? Ona güvenmiyorum. O yüzden gözümün üzerinde olduğu bir yerde tutuyorum. Evet. Olamaz. Başkan yardımcısına söylendi mi? Hayır. Ben söylerim. Ne oldu? Bir kaza olmuş. Başkan Duncan ölmüş. Baba. Baba, burada mısın? Boğuşma olmuş galiba. Anlamıyorum. Çok fazla ayak izi var. Birkaç kişi olmalılar. Babamın telefonu. En son kimi aramış? Jane Whitlow. Onu arıyorum. Michael. Hayır, ben Karen. Michael Ranger'ın kızı. Siz Doktor Whitlow musunuz? Evet benim, ama seni zor duyuyorum. Ben babam için arıyorum. Kayboldu. Laboratuvarındayım. Anlaşılan bir boğuşma olmuş. Galiba yerini biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevimi sadakatle yerine getireceğime yemin ederim. Birleşik Devletler Anayasası'nı korumak için tüm çabayı göstereceğime onurum üzerine yemin ederim. Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Tebrikler Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Başkan Craig. Ülkeye güçlü bir başkan yardımcısı lazım. Yeni başkomutan olarak derhal birini bu göreve tayin etmeniz gerekiyor. Michigan valisi Maxwell'le bu konuyu görüştüm. Sayın Başkan, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hiç eğlence havamda değilim. Benden özür dilemeye veya beni özgür bırakmaya gelmediysen sana söyleyecek sözüm yok. Anlaşılan senin şu yüksek frekanslı engelleyiciyle yaptığın küçük oyun dünyanın manyetosferini bozuyor. Ona CME neden oldu? Frekans engelleyici gezegeni kurtardı. Sadece kaçınılmazı erteledin, o kadar. Nedir bu? Zamanımız hızla tükeniyor. O yüzden sadede gelelim. Dünya ısınıyor. Bilim adamları nedeni hakkında hemfikir olamıyorlar. Muhtemelen taş küre kütle atımı savıldığı sırada dünya çekirdeğinin dönüşünü yavaşlattı. Bak, orada çok fazla enerji var. Dünyanın çekirdeği ısınıyor olmalı. Yani çekirdeği çalıştırırsak o zaman manyetosferin bozulması engellenebilir mi? Onu söylüyordum. Onu nasıl çalıştıracağız? Çıkmama izin verirsen gösteririm. Hayır. Bana burada lazımsın. Dinle. Sana yardım etmeye niyetim yok. Evet var. Çünkü sen birileri ölürken öylece kenarda duracak bir adam değilsin. Mesela kızın ölürken. Ona sakın dokunayım deme.
Dosya yok. Döneceğim. Yani bu felaketten ucu ucuna kurtulduk ama şimdi başka bir felaketle karşı karşıya mıyız? Evet Sayın Başkan. Ama bu sefer sorun güneş değil. Sorun dünyanın kendisi. Bu sabah manyetosferin bozulmasının doğrudan dünyanın çekirdeğinin durmasından kaynaklandığını teyit ettik. O demir çekirdek dönmezse dünyanın manyetik alanı kendini idame ettiremez. Doktor Vitlo. Hologramı açın. Manyetik alan sorunlarının dışında kırmızı bölgeler dünyanın çekirdeğinden yükselip küresel sıcaklık dalgasına neden olan sütunlar. Bu bizi nasıl etkileyecek? Önümüzdeki 24 saat içinde sıcaklıkla bağlantılı hastalıklar 100 katına çıkar. Yangın fırtınaları, buzul erimeleri ve yanardağ püskürmeleri coşmuş olacak. Dünyanın yaşanmaz bir yere dönüşmesine 7 ya da 8 gün var. Bir saat içinde çeşitli tepki senaryoları hazırlayacağız. Virginia 7 saat kaldı. Umarım Doktor Vitlow ne yaptığını biliyor. Anahtar kartı verdi, ona güveniyorum. Asıl savunma bakanından endişeliyim ben. Sence babamın kaybolmasının arkasında o mu var? FD tesisine gittiğimizde babandan nefret ettiği açıktı. Aşırı ısınan çekirdek yüzünden gezegenin %64'ü cehennem sıcaklarına ulaştı bile. Tehlike düzeyi 8. kategori. Bir iki gün içinde dönmeye başlamazsa gezegen oluşan basınç yüzünden paramparça olacak. Bakın, Doktor Whitlow'un değerlendirmesine katılmayan birkaç bilim adamı var. Hem zaman hem de teorik basınç birikmesi hususuna katılmıyorlar. Neden bunu ilk kez duyuyorum? Çünkü aralarında değilsin. Üzgünüm Sayın Başkan ama bu sunum için fazlasıyla erken. Brian, dışarıda olanları inkar edemezsin. Derhal fikir birliğine varmamız gerek. Halka söylememiz gerekmez mi? Kesinlikle hayır. Bakın Taçküre'de ne olduğuna bakın. Bunu ne kadar gizli tutarsak altyapıyı o kadar iyi koruyabiliriz. Küresel panik ortamı varken engelleme girişiminde bulunamayız. Asıl sorunumuz elimizde başka bir engelleme senaryosunun olmaması. Sayın Başkan, NATO ile video konferansına 5 dakika var. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Çin'in, İngiltere'nin ve Kanada'nın dahileriyle çalışıyoruz. Seçenekler çıkacaktır. Tek bir tane lazım Brian. İşe yarayan bir tane. Başka hata kaldıramayız. Lanet olsun. Burası dediğinden emin misin? Evet, burası. Hala sinyal yok. Işıklar kötüye gidiyor. Parçalanan manyetoslarda biriken elektrik yüzünden. Zamanında geldiniz. İyi bir nedeni var. Babamın yerini bildiğini söylemiştim. Michael Pentagon'daki bir hücrede tutuluyor. Savunma Bakanı. Evet. Peki nasıl kurtaracağız? Beyaz Saray adına sahte salınma evrakı ile. Bay Canan'a bir dakika Doktor Whitlow. Doktor Ranger'ı Pentagon'dan kaçıracak mıyız? Evet. Tam olarak öyle yapacağız. Hadi. Doktor Ranger'ın bırakılma emri. Bir dakika lütfen. Affedersin. Kimi arıyorsun? Üstlerimi. Buna gerek yok. Bir dakika sürmez bile. Doktor Ranger'ın salınmasını teyit etmek için aradım. Kımıldama. Bu yanınıza kalmaz. Kalmasın. Yakında zaten öleceğim. Anahtar kart.
Karen. Baba. İyi misin? Burada ne işiniz var? Seni çıkarıyoruz. Araştırma. Alabildiğini al. Hadi. Hadi. Koşun. Hadi 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 hadi. Koş. Onu. Hemen. İyi. Şimdi bana doğru it. Anlaşılan ufak bir firar vakamız var. Lütfen gitmemize izin ver. Çok fazla şey tehlikeli. Jane haklı. Ne de olsa insanlığı kurtarmaktan bahsediyoruz. Karar bana düşmez. Beni izlemeniz gerekiyor. Babamın kulübesine. Bizi orada bulamazlar. İstemiyorum. Bu şey gerçekten ödümü koparmaya başladı. Baba, nedeni ne bunun? Taş küre çarptığında dünyanın manyetik alanını iyonize partiküllerle yüklemiş oldu. Ve bu dünyanın çekirdeğini durdurdu. Bu çok kötü değil mi? Evet, çünkü artık manyetosferi besleyemiyor. Manyetosfer mi? Hızla çok sıcak olacak demek. Dünya yarılmaya başlayacak. Yanardağ püskürmeleri, kaynayan okyanuslar. Bildiğimiz hayatın sonu. Bu pembe resim için teşekkürler. O yüzden çekirdeği döndürmeliyiz. Hadi işe koyulalım. Yukarıda Karen'la paylaşabileceğimiz bir yatak var. Bana uyar. Tim'le biz burada yatarız. Değil mi Tim? Elbette. Tabii. Jeneratör park girişinin arkasında. Tamam, Tim'le onu çalıştıralım. Hayır. Hop.
tanıdık ve hoş. Evet öyle. Hı hı. Biz işe koyulmalıyız. Evet öyle. Evet. İşte. Tamam. Güneş tutulmasını bekliyorum. Ancak ülke çapında acil durum devam ediyor. Yurt dışından gelen haberlere göre ise sıcaklık artışı devam ederken dünyanın dört bir yanından da toplu ölüm. Geri atın! Geri atın! Geri atın! Kimsiniz siz? Be, hiç konuşma. Dediğimi yap. Buradaki dört kaçak terör zanlısı. Onları gördünüz mü? Ama tanrım Karen. Onları gördünüz mü? Hey, biz sivil Amerikalılarız. O silahı karımın suratına çek. Jack! Yavaş Jack! Yavaş beni dinleyin. Tim'le Karen'ı sabahtan beri görmedik. Michael'ı aramaya gitmişlerdi. Bayım, bu kaçaklara yardım ya da yataklık yaptığınız saptanırsa yargılanırsınız. Anlıyor musunuz? Etrafı arayın. Hadi baylar. Titreşim. Titreşim mi? Titreşim. Dünyanın çekirdeği nikel ve demir alaşımıdır. Evet. Çekirdeğe gönderilen yüksek frekanslı bir atım nikel ve demirde dalgalanmaya neden olarak çekirdek enerjiyle titreşmeye başlayana kadar sürecek bir zincirleme tepkime başlatabilir. Dünyanın çekirdeğine düz kontak yapacak bir yüksek frekans. Aynen öyle. Çekirdeğin titreşim frekansına uyacak bir atış yapmamız gerekiyor. Bende HFD'nin bir prototipi var. Prototipin mi var? Savunma Bakanlığı'nın programa el koyacağını anladığım zaman araştırmanın kopyasını çıkarmıştım. Çalışmamıza devam mı ettin? Tabii ki ettim. Ben silahlar üretmek için bilim adamı olmadım. İnsanlığa faydalı şeyler yapmak istemiştim. Sen de öyle. Evet. Seninle çalışmayı özlemişim. Ben de seninle çalışmayı. Kendine sadık kalmışsın. Evet. Bana çok faydası oldu. Bunun çözümü manyetosferdeki taç küre kütle atımını taklit etmek olabilir. Çekirdeği bir şok durdurdu. Benzer bir şokun çalıştırması akla yatkın. Nasıl? Gerekli patlamayı hesapladık. Manyetosferdeki 40 nötron bombasının eş zamanlı olarak patlatılmasını gerektiriyor. Ya serpinti? Önemli. Simülasyonlara hemen başlayın. Efendim, Dr. Whitlow eski giriş anahtarıyla iletişim sistemine girmiş. Batı Virginia'da ormanın derinliklerinde olduğunu saptadık. En iyi ekibini gönder. Carver. Öldürmek için. Emredersiniz. Babam haklıymış. Gölün altında jeotermal faaliyet var. Bu tam olarak ne demek? Tahminimce gazlar fay hattından sızıp göl suyunu ısıtıyor. Bu bir tahmin mi? Göl oluşumuyla ilgili ilk dönem ödevimdi. Jane ve babam bunu görmeliler. Bekle.
Duydun mu? Hadi. Kaç kişi? Ana yolda 4 tane gördük. Durun. Depreme benziyor. Çıkın çabuk. Montrey, Virginia'nın çoğunu yok eden Ironwood yanardağı patlamasının yüzlerce kişiyi öldürdüğü bildirildi. Japonya, İtalya ve Meksika'da onlarca yanardağ patlaması oldu. Ölümlerin sayısı 10.000'lere ulaştı. Doktor Whitlow'un tahmin ettiği gibi. Çekirdekte basınç artıyor. O nerede? Neden burada değil? Korkarım Montrey'deki ölüler arasında. Sayın Başkan. Pekala, Çin Bilimler Akademisi'nden ne haberler var? Kesin bir şey yok. Ya Rusya? Aynı. Ama bilim adamlarımız çekirdeği çalıştıracak çözüm üzerinde çalışıyor. Atmosferi nötron patlamalarıyla güçlendirmeyi amaçlıyorlar. En kısa sürede raporu görmek istiyorum. Doktor Whitlow bizim çözüm için 2 ya da 3 gün zamanımız olduğunu tahmin ediyordu. Ona inanıyorum. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. Tekrarlıyorum. Ironwood'un 150 kilometre çevresindeki yerleşim yerleri tahliye edilmeli. Eski giriş kartımı kullanınca yerimizi bulmuş olmalılar. Demek iletişime paydos. Motor nasıl? Birkaç kilometre daha gider ama zorlama. Gidelim. Nerede kaldınız? Savunma Bakanı babamı kaçırmıştı. Ne? Onu Pentagon'dan kaçırdık. Kaçırdınız mı? Burada kalamazsın. Seni arıyorlar. Askerler geldiler bile. Kalmayacağım. Sadece malzeme almam lazım. Evet.
İyi olduğunuzu bilmek istedik. Bence bunu duymalısınız. Massachusetts'te 16 kilometre uzunluğunda ve yüzlerce kilometre derinliğinde bir yarık açıldı. Küresel sıcak dalgası, depremler ve yanardağ patlamalarına bu da eklendi. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bilim insanları artan felaketleri 3 gün önce taş küre atımını engellemek için yapılan girişimlere bağlıyor. O hamlenin dünyanın çekirdeğini yavaşlattığı tahmin ediliyor. Bu felaketler önümüzdeki günlerde kötüye gidecek. Tüm dünyaya panik hakim. Tahminlerime göre günler içinde değil. 24 saatten az vaktimiz var. Neye? Artan sıcaklıkla basıncın gezegeni parçalamasına. Bir tane daha geliyor. Yağmalama ve şiddet olayları görülüyor. İletişim ve elektrik tüm yurtta kesildiği için ölü sayısı ise henüz bilinmiyor. Ancak şahitler yüz binleri bulmuş olabileceğini tahmin ediyorlar. Bence Springfield'deki yarık iş görebilir. Yeterince derin mi? Doğru ulaştırma sistemini yapabilirsen belki. Bunu kafamda oturtmaya çalışıyorum. Yani şimdi HFD şeyini kullanarak dünyanın merkezine bir frekans atımı mı göndereceksin? Doğru. Dünya çekirdeğini titreşime sokacak doğru frekansta bir atım. Hiçbir şey anlamadım. Tıpkı opera şarkıcılarının tiz notalarla bardak kırması gibi bir şey. Atım çekirdeğin yüzeyine çarptığında bunun aynı olacak. Çekirdeği tekrar çalıştıracak bir titreşim başlayacak. Prototipin gerçekten çalışıyor mu? Temelde. Temelde mi? Evet, birkaç ayar istiyor. Ama önce onu Springfield'e götürmenin yolunu bulmalıyız. Düz kasa kamyon olan bir yer biliyorum. Aklınızda olsun, hepiniz kaçacaksınız. Kalem, kağıt ve zarf alabilir miyim? Evet. Beyaz Saray'a giriş hakkın var değil mi? Evet. Tamam, bunu bizzat başkana vereceksin. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Çekirdeği çalıştırmayı planladığımızı bilmeli. Jack, bunu yapmalısın. Tamam. Elimden gelen her şeyi yapacağım ama tam 8 saatlik bir yol. Araya birilerini sokarım. Ya özel harekat peşimizdeler? Bir fikrim var. Uydu iletişimi yeniden çalıştı. Kilitlendik. Gidelim. Bunun işe yarama şansı sadece %13 Brian. Ve nükleer serpinti Birleşik Devletler nüfusunun yarısını öldürecek. Galiba şartları biliyorum. Bu makul bir risk. 150 milyon kişiyi öldürmek hiçbir şart altında makul değildir. Seçenekler başka lazım. Başka bir seçenek yok Alice. Bak, herkesi kurtaramayız. Bazen toplumun iyiliği için birileri ölmelidir. Hayır, hayır, buna inanmıyorum. Asla pes etmeyeceğim. Neyi bekleyeceksin? Zaman tükenip de herkesin ölmesini mi bekleyeceksin? Tüm gezegenin kaderiyle kumar oynuyorsun. Doktor Witov, işlerin geri dönüşü olmayan noktaya gelmesine 2-3 gün var. Peki ya yanılıyorsa? Elimiz kolumuz bağlı durmuş olacağız. Hemen bir karar vermelisin, hemen. Ben karar verdim. Bu işi yapmıyorsun. Uydu antenini indirmek için vinci kullanalım. Sence yan bize ne kadar zaman kazandırır? Fazla değil. İşe koyulalım. Gerçekten de burada çalışıyormuşsun. Evet, yalnızlığı severim. Çalışıyor. Ama biraz sevgi istiyor. Yüksek frekans jeneratörüne buradan ulaşabilirsin. Tamam. Bunu yerleştirmek için daha kolay bir yer bulamaz mıyız? Thank you.
basıncı olmalı. Altımızdaki su katmanları ısınıyor. Burada oluyorsa her yerde oluyordur. Tamam, işimize dönelim. Çok işimiz var. Ben savunma bakanı. Kimlik 5443275. Zümrüt'e Anka operasyonu başlasın. Efendim, bu kanata giriş yasak. Beni dinle. Bu mektubun başkana verilmesi son derece önemli. Gezegene kurtuluşu buna bağlı. Üzgünüm efendim. Bütün iletişim doğru kanallardan geçmeli. Zamanımız yok, bunu okumalı. Bunu anlıyorum ama maalesef beni şartlar... Beni başkana götür. Efendim, sizi tesisten çıkarmak zorundayız. Tamam, üzgünüm. Ofisini ararım. Kımıldama! Sayın başkan! Kımıldama, onun yerine kal! Doktor Jane Whitlow'dan mektup getirdim. Çekirdeği çalıştırmanın yolunu biliyor. Söyleyeceklerini duymak istiyorum. Doktor Whitlow öldü. Neden bahsediyorsun? O yaşıyor başkanım. Lütfen mektubu okuyun. Bırakın onu. Bana hemen savunma bakanını bulun. Teşekkür ederim. Tamam, manyetik atım ayarlandı. Kutuplaşma kondansatörleri ne durumda? %75'i ayarladım ama sanırım sistem aşırı yüklenecek. Hayır, fazla bekletiyorsun. Benzer kutuplaşma kondansatörleri için atımı dalga armonizörüne vermelisin. Bu harika bir fikir. Pekala, bence artık diğer ayarları yarıktayken yapabiliriz. Evet. Bir tane daha oluyor. Bir tane daha oluyor. Olamaz. Herkes dışarı çıksın. Acele et. Hadi. 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 Devam ediyor muyuz Doktor Winters? Çok riskli. Son simülasyon başarı şansını %6'dan az gösterdi. Fırlatmada başkan bize katılacak mı? Üzgünüm doktor ama yalnızız. Sığınağı kapatın lütfen. Bakanım, ipucu bulmuş olabiliriz.
Burası çok derin. Fazla yaklaşma. Sağlam görünüyor. Yeni bir sarsıntıya kadar. Hey, bunu yapmak zorunda mısın? Yanına bir kamyon park edeceğimiz düşünülürse... Evet. Tamam, hadi. Birkaç saatimiz kaldı. Atılmış giriş yolu yok. Kafasına göre iş yapıyor. Manyetosfere nötron saldırısı yapacak. Ama füze komutanın kontrolü onda değil. Hemen General Stinson'la temas kur. General, yetkilendirme kod anahtarı alfa. 4, 3, 3, 5, 3, 5, 8. Oldu. 10 dakika sonra nötron roketlerini atıyoruz. Bakanım, peki başkan buna yetki verdi mi? O zaman duruşumu senin için netleştireyim. Doktor Winters, ben savunma bakanıyım. Birleşik Devletlere hizmet edip onu korumak için yemin ettim ve bu benim asli görevim. Şu anda dünyanın sonu gelmek üzere ve başımızda doğru karar alamayan bir başkan var. Bana seçenek bırakmadı. Tamam, kaldır hadi. İşte tek bir deneme şansımız olacak. Atımın bırakılmasına 2 dakika var. Efendim, tüm atı sahaları devrede. Emrinizi bekliyoruz. Fırlatmaya başlayın. Thank you.
Atım serbest bırakılmadı. Ah, babas. İşin güç rölesini bağlaman gerekiyor. Doğru yapmazsanız tüm makineyi kızartırsın. Unutma, balanslar tamam. Renk kodlu. Hı? Gücün açık olmasına dikkat et. Tamam. Ah! Gelin! Dikkat et! Fırlatmaya 30 saniye. Doğrudan komuta merkezine bağlandık. Hemen iptal kodunu gir. 054-532-87. Lanet olsun Alice, bırak fırlatılsın. Fırlatma iptal edildi. Biraz önce tüm insan ırkının ölüm emrini imzaladın. Götürün onu buradan. Hadi hadi. Tanrım, doğru karar için dua ediyorum. Doğruydu. Efendim? Doğruydu. Raporlar geliyor. Çin, Rusya, Almanya. Dünyanın çekirdeği yine dönmeye başlamış. Dönüyor. Başardı. Başardı. Doktor Wicklow başardı. Oh, aman Tanrım. Ah, Tanrım. Duyuyor musunuz? Sessiz. Hepsi o değil. Bugün dünyayı kurtardık. Bu ne güzel bir gün.